Kaptı sırt çantasını, doğanın bu sessiz çığlığını tüm insanlara duyurmak için 81 ili tek tek gezmeye karar verdi. Günaydın yoldaş. Ne yapıyorsun kızım? Selamun aleyküm dostlar. Yolda yeni bir günden hepinize merhaba. 81 il, 81 fidan ormanlar için yürüyorum sloganıyla yeni güne başlayacağız inşallah. Şimdi bugün ilk defa soğuk rüzgarlar esti ve hala esiyor. Üşüyorum abi. Kışlık moda geçmemiz lazım. Kışlık bir şeyler almamız lazım. Artık Kasım'ın 14'ü bugün ve sabah uyandım, çadırdan çıkamadım. Şortum vardı, hemen üzerine giydim başka bir şey. Doğudan böyle soğuk, sanki kar rüzgarları gibi rüzgar esmeye başladı. Sabah ezanlarında uyandığım halde saat şu an 8.30, anca çıkabiliyorum çadırdan. Çok da rüzgar esti, çadırı atacaktı neredeyse. Yerden kazıkları söktü. Bastırdım üzerine pirketi. Şimdi toparlanıp gitmeden önce, madem bu kadar kaldık, ucuza bir çorba yapıp karnımı doyurup öyle gideceğim. İleride bir cami daha var. Şöyle. Burası Anıtlı. Karşılar Yakacık diye geçiyor herhalde. Orada bir de Yakacık Camisi var aşağıda. Şöyle göstereyim. Onun orada kahvehane varmış. Bakarız, bakkal makkal varsa belki ekstra bir şeyler alırız. Ve kahvehane de varsa çay içer gideriz. Hadi bakalım bir çorba yapalım. Karnım doyuram. Oo, kulaklarım üşümeye başladı. Hey. Vallahi nerede yolcu varsa Allah yardımcısı olsun. Soğuklarda hele hiç çekilmez diyorlar. Hemen kışlık moda geçmemiz lazım. Hadi az sonra görüşürüz. Evet dostlar, çorbamı yaptım. Üzerine de az bir şey çay yaptım. Çay geliyor sana. Anıtlı'nın çıkışı burası. Kaledran Köprüsü'ndeyiz. Burası Antalya ile Mersin'in sınırı, il sınırı. Ve adım adım Antalya'ya da ayak basıyoruz. Fena rampalar başlayacak. Rampa öncesi şu camiye dönüp bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Sularımızı dolduralım. Ve yola gidelim. Antalya il sınırı. Kahvehane falan var demişti biri ama bakalım, varsa belki bir oturup çay içeriz. İçtim ama yine de bir muhabbet, sohbet. Yakacık Camisi'ne geldik. Hemen camiye gelmeden köşede kahvehaneye eşyalarımı bıraktım. Bir elim yüzümü yıkamak için, lavabo için buraya geldim. Keşke dün buraya gelseymişiz. Buralar müsaitmiş. Üst katında hoca oturuyor ama herhalde alt kat. Şurada müsait bir yer vardı. Hiç olmadı bahçesine çadır kurabilirdik. Geniş bir bahçesi varmış. Neyse. Nasip diyelim. Kendimize geldik. Şöyle bir ferahladım abi. Gidelim kahvehanede. Çok çay içtik sabah sabah ama bakalım, çay veya varsa soğuk bir şey soda moda içeriz. Evet, Antalya'nın ilk köyü burası. Gazi Paşa Müftülüğü. Yakacık köyü yeni camisi. Market de var. Orada da bir kahvehane var. Ama ben şuradaki kahvehaneye bırakmıştım. Haydi gidelim. Yakacık'ın çok güzel bir sahili var abi. Muz tarlalarını aşıp sahile indiğiniz zaman güzel görünüyor buradan. Bilmiyorum. İnemedik biz ama. Başka bir yerde inşallah. Şimdi Yakacık Camisi'nden çıktım. Kahvede bir soda içtim abi. Bir ince muhabbet. Sonra rampalara sarıyorum. Sularımı doldurdum. Bir 10 kilometre ileride bir çeşme varmış.
Oraya kadar gitsek bile yeter bize bugün. Çok pis rampalar var. Oy. Hadi gidelim. Abi yorulduk be. Az bir şey geldik. Bu arada saat 12'ye gelmiş, bizim haberimiz yok. Kamptan geç kalkmışız. Hava ısınsın diye bekledim sabah. Çok rüzgarlı, soğuk havaya uyandım. Daha doğrusu çok soğuk değildi ama biz beklemediğimiz için. Çadırı da çok iyi sabitlememiştim. Yatırdı neredeyse. Gece saat 4'ten 5'ten sonra sabaha kadar doğru düzgün uyuyamadım. Çadır üzerime yatıyordu, devriliyor. Kalktım bir sabitledim. Gece gece olmadı. Sabah. O yüzden biraz geç uyandık. Yorganın altından çıkamadım. Böyle doğudan nasıl ayaz esiyor biliyor musun? Bu buyuruyor yani. Akdeniz'deyim demese ya, soğuk geliyor. Kasım'ın 14'ü bu evin. Şimdi şurada bir teyzeden muz aldım. Küçüklerini, kararmışlarını ver dedim. 10 liram var dedim, verdi. Normalde 20 kilo kilosu yarım kilo eder ama azıcık 800 gram falan verdi, fazla verdi. Ver dedim, dua alırsın, ver. Allah, şurada azıcık oturak. Şu muzlardan bir yiyek. Sonra tırmanak gitsin. Bugün çok gitmeyi düşünmüyorum abi. Rampa çıkıyoruz, yavaş gideceğiz. Ama bir an önce de Antalya'ya ulaşmamız lazım. Yani Gazipaşa'ya. Bilmiyorum ne yapacağız. Artık Antalya sınırlarındayız. Gazipaşa'ya inince bir çalışma moduna girmemiz lazım tekrardan. Aa, kazandığım bitti ya. Ne çabuk bitiyor arkadaş. Son 200 lira kaldı. 1000 liradan 800 lira harcamışız Silifke'den bu yana. Hey! Ne yaptık biz bu parayla bilemiyorum vallahi. Gerçi para dediğin nedir ki ya? Of. Kararmış muzlarımı yiyeyim. Küçük küçük. Oy oy oy. Beton soğukmuş be. Allah. Mis gibi manzara var ama yolun karşısındayım, gösteremiyorum. Seyri sefa içinde gidiyoruz. Bir ince iniş var. Sonra yine tırmanıyoruz karşıya. Çok bir dik rampa. Bakın ta karşıya. Artık alıştık ya. Elbet o da çıkılır. Böyle gözümüzü korkutuyor ama başlayınca bitecektir. Bak bak. Yabancı. Yabancı plaka. Hadi bakalım bir varalım. Geçen bölümlerde görmüştüm ama ne olduğunu bilmediğim, daha aslında hatırlayamadığım için söyleyememiştim. Sandal ağacı meyvesi, sandal çileği veya dağ çileği olarak bilinen bir meyveymiş. Şimdi baktım internetten. Toplanıp reçeli yapılıyormuş. Lezzeti çok güzelmiş. Biraz önce tırmandım, zorla yedim abi. Efsane bir tadı var. Yedikçe yiyorsun, çekirdeği mekirdeği hiçbir şey yok. Bildiğin çilek gibi. Ama toplaması çok zor. Hep sarp yerlerde. Sırtımda çantayla da çıkamadım. Bir de salkım gibi böyle. Hepsi aniden ermemiş, kopmuyor. Tek tek aralardan toplamak gerekiyor. Neyse. Daha kolay yerde olursa yerik. Bak bak bak, şurada da var. Of, elime diken batmış ya. Abi nasıl çıkacağım ben oraya? Çengelli bir sopa olsaydı keşke. Baksana. Vay vay. Ben şu çantayı indirip çıksak mı? Bir çıkak görek.
Abi bunlar sertmiş ya. Öyle kıpkırmızı olduğuna bakmayın. Herhalde suyunu mu alamadı fazla ne? Daha olgunlaşmamış. Bazıları kızarmadan olgunlaşıyor. Çok da güzel görünüyorlar da. Kalk kızım kalk, hemen yatışa geçersin. Hadi gidiyoruz. Çantayı toplamadan az daha etrafa bakayım dedim abi. Hemen burada daha yakın buldum. Şöyle bakın, yumuşaksa bak bak. Arada görüyor musun? Ermiş, tükenmiş artık bak. Kendiliğinden kokuyor. Bal gibi içi. Abi ne kadar güzel kadifemsi bir şey hali var ya. Bu iyiymiş, çok ermiş. Tam ayarında bulmak lazım. Bak bu iyi işte. Tadı da iyi. Neyse fazla da tüketmeyelim, belki bir zararı vardır. Bunları böyle tam yumuşamadan önce muhtemelen topluyorlar. Of of of, arada bal gibiler var. Hafif bir kekremsi tadı var abi. Ama böyle nasıl bir şey tarif edeyim? Yedikçe yedirten bir kekremsilik. Ya hadi gidelim. Yeter bu kadar. Enerji versin. Rampamız çok reis. Anamur 49 kilometre geride kalmış. Mersin ise 270 kilometre gerideymiş. Vay arkadaş, bayağı da gelmişik. Abi indiğimiz yollara, çıktığımız yerlere hele bakın. Bu yollardan insan gidebilir mi? Ama manzara da bir o kadar güzel. Uçsuz bucaksız deniz. De ileride bir gemi var. Şimdi şu rampanı neresinden gideceksin bu yolun? Sağından gitsen ayrı dert. Solundan gitsen ayrı dert abi. Aha, bu araba durdu mu orada be? Kime durdu acaba? Dur bakalım. Kendiliğine götürelim derse gider ki. Ama muhtemelen bize mi? Yok, bize durmamış. Heyecanlandım. İyi olacaktı ama öylesine durmuş. Neyse. Bir selam verek, oradan biz rampamıza devam edek. Arabanın içi dolu. İhtiyaç molası vermişler. Evet abi, yine şöyle tepe bir noktaya geldik. Muzcular var, şurada lavabo yapmışlar. Çay, kahve, muz, meyve. Bir de şöyle bir dikkatimi çeken bir yer var, in gibi. Allah Allah. Betonla sıvamışlar içini. Ama çöp dolu. Peynir meynir yapmak için böyle toprak altına yapıyorlar ama burası ne ki ya? Bildiğin oymuşlar. İçini betonla sıvamışlar. Tarihi bir yapı mı diyeceğim? Yok. Sonradan yapmışlar. Betonla da desteklemişler. Neyse. Gidelim. Daha rampamız çok. Vakit de öğlen oldu. Muzun enerjisiyle gidiyoruz bakalım. Gel yanıma, arkaya geç. Gel yanıma, çabuk, kamyonlar geliyor. Koş 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 koş. Koşsana kızım. Ne var orada? Koş 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 koş. Koş. Hemen karşıda birkaç koku aldı. Gel arkadan gel. Çizgiyi geçme. Oy. Tin 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 tin, dilim dışarıda. Suyu nasıl içtin ama? Abi manzarayı seyredin. Denizin ışıltısı kameraya yansıyor mu bilmiyorum.
geldiğimiz yerlere bak akam. Ulan gördükçe şaşırıyorum ha. Kim gidiyorum hem şaşırıyorum. Nasıl geldim ben buraya? Şöyle tepe başında okaliptüs ağaçlarının dibinde bir işletme yeri buldum. Daha önce sezonda herhalde bir şeyler yapıyorlarmış burada. Hem manzarası güzel, şöyle tekrar baştan sona aşağı kayalıklarda ne güzel yüzülür ha. Gölgede bir mola verek. Yoldaş da yoruldu. Serildi kaldı kızım. Yoldaş. Yoruldun mu kızım? He? Yoruldun mu? Bir dil at bakayım. Temizlensin. Merceği temizle. Kız. Kızgın mısın bana yoksa? Zilli seni. Ayakları şişmiş burunda yürümekten. Nasıl bağlamış karım? Abi az daha oturalım. Kısa bir mola. Sonra bu kötü yolları çıkacağız. Baksana. Kayalıkları yarmışlar, yol yapmışlar. Gidebildiğimiz kadar gidelim. İnşallah o köşeye dönünce iniştir ya. Abi yine manzara efsane diyeceğim. Dedim bile. Şuraya bak ya. Herhalde en tepe nokta burası mı? Daha yükseğini görene kadar bura. Kayık var aşağıda. Başları. Kayaların dibindeyiz. Tehlike. De haydi gidelim. Gel yoldaş. Dikkat et kenara. Eyvallah. Bakalım buradan sonra iniş mi? Sanki sanırsam öyle. Haydi bir gidelim bakalım. Evler falan var. Oo. O tepeye çıkan kamyon umarım orası bu yol değildir. Dolanarak tepeye mi çıkıyor acaba? Haydi bir bakalım. Abi yoldaş orada et buldu. Poşetle atmışlar. Tavuk gibi değişik bir şey. Kemik de yok. Onu yiyor. Bekliyorum ben de. Karşıya geçip gölgede mi beklesem diyorum ama bu sefer karşıya gelmeye çalışır ezilir. Abi korktuğum oldu. Bu yol kıvrım kıvrım dönüyormuş. Tam böyle U şeklinde geri geliyor tepeye kadar, sonra muhtemelen şu dağın arkasından mı, kenarından mı? Yok, kenarından bak. Arabalar görünüyor inceden. Böyle geliyorlar, böyle iniyorlar. Z şeklinde gideceğiz. Sopa düştü, eğilip almak zorundayız. Oy. Haydi bakalım yoldaş, yediysen gel gidelim hadi. Evet abi, aşağıda. En tepe nokta burası herhalde demiştik. Ama meğer yol dolanarak çıkıyormuş tekrar. Dolandık geldik geri aynı yere. Bir üst kademe. Ve hala da dolanıyor bakalım. Aralardan çıkılırmış sanki ama çok zor, çalılı malılı. Bacaklar. Şort var şimdi. Devam. De gidi rampa gidiyor hala. Oy. Evet abi. Şurada. Yoldan çevirdiler sağ olsunlar. Çay ısmarladılar. Adanalı abiler denk geldi. Adana'nın yerlisi efsane oldu herhalde. Yerlisine denk gelmek de zor. Bana da muz ısmarladılar. Tam da son muzları yediydim, bittiydi. Bunlar tabi kalite muz. Büyük büyük. Şimdi o çaycının mekan sahibi abimizin dediğine göre
2-2,5 kilometre ileride dedi o çeşme sabah söyledikleri. Saatte 3,5 falan. Bugün o kadar yürüyelim yeter. Muhtemelen bir 7-8 kilometre yürüdük. Bakmadım. Hadi gidelim. Bayağı bir geldik abi. Hala aynı güzel manzara. Hala rampa. Daha karşıya doğru yol dolanıyor yine. İnişe geçer dedik ama yok. Daha bir dağ daha var açılacak herhalde. Karşı tepeyi şöyle gidiyor yol. Onun arka tarafı belki. Çeşmeyi de bulamadık. Bu arada 9-9,5 kilometre olmuş sabah beri yürüdüğümüz. Ama 2 ile çarpın abi bunu. Belki de 3 ile. Çünkü rampalar çok fena. Şimdi muz da ağırlık yapmaya başladı. Daha tam ermemiş. Hafif maraz. Beklesek erer de kim taşıyacak onu? Çeşme ha bu köşededir, ha o köşededir diye diye gidiyorum ama yok abi. Saat 4'e geliyor. Suyum var. Sıkıntı yok. Bitse de buluruz sağdan soldan ama. Bir çeşme başında kamp atarsak dinleniriz güzel diye. Yakın dediler. O yüzden yürüyorum. Hadi bakalım gidelim. Yoldaş susamış. Direkt karşıya geçti suya. Halbuki yeni ver dedim. Bazen veriyorum abi zamanını denk getiremiyorum bunu. Önüne koyuyorum suyu içmiyor. İnsan bir yudum alır ya. Pardon yoldaş. Suyu boşa götürüyor. Bazen de veriyorum şapur şapur içiyor. Bak serinliyor şimdi ayaklarını sokuyor. Abi tekrar Adanalı Kemal Usta'nın bir yeri daha var burada herhalde. Dejavu yaşattırıyorlar bana ya. Ben geçmedim mi diyorum buradan. Herhalde iki dükkanı var. Şimdi çınar ağaçlarının olduğu bir çeşme demişlerdi. Tamam mısın? Dikkat et. Koş 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 çabuk 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 çabuk. Çınar ağaçlarını görünce acep burası mı dedim ama sanırım değil. Karşıda bir tabela var. 2 kilometre sonra. Ha, otel tabelası. Burası olsa da bir otursak. Ama değil. Yok abi çeşme falan. Haydi gidelim. Ha, yol burada çift şeride mi dönüyor? Döndürme teke düşüyor. Vay. Sıkıntı burada da heyelan olmuş ya da çalışma var. Saat 4:20 geçiyor. Yolun şöyle bir tık üstünde. Oy. Saç baş dağılmış abi. Şapkamızı giyek. Yolun bir tık üstünde şöyle bir şeyler yapmışlar. Burada inşaat alanı gibi borular falan var. Ateş yapmışlar, oturmuşlar. Çeşmeyi arıyorduk. Dayanamadım biraz dinleneyim dedim. Bir su molası. Bir iki muz atıştırdım. Şimdi yol artık buradan sonra görünüyor mu bilmiyorum. Aşağı doğru inmiyor. Ne kadar inmiyor bilmiyorum. Herhalde çeşmeye de yakınızdır. Kalkacağım biraz daha yürüyeceğim. Burası da kamp atmak için uygun ama bu kadar aradık. Çeşmenin yanında kamp atmazsak olmaz. Bir bulalım. Abi bu taraf daha başka bir manzara ya. Güneşin batışına doğru of of of. Şu
Şöyle bir çınarlar gördüm yine. Acaba burası mı? Bayrak da var. Mekan mı var? Çeşme mi var? Vay vay. Seyir sefa içinde gidiyoruz ağam. Şu aşağısı ne kadar güzelmiş ya. Yavaş yavaş müdür. Yavaş yavaş yavaş. Antalyalı. Tehlikeli yollar, hızlı arabalar. Abi şu aşağı burun gibi bir yer bakın. Vay ne kadar güzel. Şurada bir de küçük bir koy var. Şimdi böyle üşenmeyeceksin, ineceksin aşağıya abi. Yolda gidiyor oraya kadar ama nereden gidiyor? Meçhul. Dolana dolana iniyordur bir yerlerden. Haydi çok seyrettik manzarayı. Gidelim bir de şuraya bakalım. Şu mekan gibi yerin, bayraklı yerin hemen karşısında çamlık bir alan gördüm. Evler var ama boş. Hortum var. Su var mıdır acaba? Şey gibi bir yer burası, ne o? Meteoroloji ölçüm istasyonu gibi bir yer. Ama ne buldun kız? Kimsecikler yok gibi. Çamların altı çok güzel. Buraya yeni bir bina daha yapılmış. İki tane eski binanın dışında. O da boş, o da boş. Tek derdimiz su. Varsa bir su. Aramam başka çeşme. Burada kalır mı abi? Manzara da harika. Şuraya baksanıza. Haydi bir bakalım bakalım su var mı? Arı kovanları koymuşlar. Abi iki tane harabe ev var burada. Birinin içine eşya yığmışlar. Biri de böyle atıl. Şimdi mevzu şu, su yok. Hortum geçiyor. Kalın bir hortum. Ondan alamayız su. Kontrol edemeyiz bir daha onu. Bir de o borudan çıkarmışlar. Ucunda vana. Vananın ucuna da körtapa takmışlar. Burası neymiş daha önce? Ev mi? Şuradaki o anten gibi şeyi algılayamadım ama. Meteoroloji ıvırı zıvırı diyeceğim. Onun için çok basit. Paratoner gibi bir şey sanki. Boru geçip gidiyor buradan. Velhasıl çok iyi. Hatta şu yukarıdaki çamların altı tam efsane. Aşağıda havlayan köpek. Dışında burada hiçbir sorun yok. Bir de su işte. Çok mecbur kalsak şu borulardan bir şekilde su alırız ama daha vakit varken biz gidelim. Anlayamadım burası neymiş böyle ya. Neyse. Fazla da kafa yormaya gerek yok. Yol bayır aşağı iniyor. Şu çeşme dedikleri yeri bulalım. Abi şu çamların orada boşuna mesai harcamışız. Ama merak ettik. Güzel bir yerdi. Hemen döndük köşeyi. Çeşme göründü. Çınar altı. İyi bir yere benziyor. Yola çok yakın. Ama olsun. Gürültü mürültü. Buluruz. Çöp kamyonu var orada. Hadi gidelim yakından bakalım. Evet abi. Çeşme güzel bir yere benziyor. Bakalım. He, yolun altında mı çeşme? Buranın boru patlağı mı var? Ne yapıyor bunlar? Dayılar su dolduruyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi güzel mi su? Su güzel herhalde ha? Dolmuyor daha, böyle su içmedi. Hadi ya. Gelin nereye de.
Ben Türkiye'yi yürüyerek gezen bir seyyahım. Ağzına bak, o kadar diyemeyeceğim. Çok güzel sular içtim ama bu yolda yoktu. Şimdi şuraya kamp kurmayı düşünüyorum ben. Çadır kuracağım şu çınarların altına. Güzel burası sanki. İyi bakalım. Haydi. Allah'a emanet. Hayatı soğuk. Bakayım. Oh. Siz ne yapıyorsun? Belediyede misiniz? Gazi Paşa. İyi abim, kolay gelsin. Daha önce su buradaymış herhalde. Ama esas kaynağı orası. Şimdi abi, çadırı nereye kursak? Her yere kurabiliriz. Şöyle çok aşağıya değil de bir üst kademe bir yer bulabilirsek. Olursa şurası. Şu tepeden geliyor herhalde. Vay vay, şu karşı tepe daha güzel gibi ya. Nereden çıkalım oraya? Çok geniş bir alan yok. Ama iyi. Oo, süper. Bak, harnup ağacı. Keçi boynuzu. Çınara bak abi. Kaç yıllık bu ya? Bir 800-900 senelik vardır bu ha. Haydi bakalım, kurulalım şuraya. Tam yoldaşın olduğu alan benim çadır alanım. Manzaramız da iyi. Evet abi, ateşimi yaktım. Uzun makarna vardı, spagetti. Şimdi onları aradan çıkarayım dedim. Ama uçları dışarıda kaldığı için biraz yandı ateşten. İdare eder. Şimdi bir de üzerine çay yaparım hava kararmadan. Velhasıl bugün de böyle. Yatar uyuruz. Yarın ola hayrola. Yeni yollarda görüşmek üzere. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Eyvallah.